Ben sensiz nefes alamam Hasret. Yapamam. Airport'tan merhaba. Bu hafta bir sanatçı konuğumuz var. Oyuncu mu, sanatçı mı, sinemacı mı, tiyatrocu mu? Siz karar verin Sinan Bey. Şu anda evet, daha çok televizyon ağırlıklı çalışıyorum. Evet. Sinema, dizi olarak. Dizi uzun yıllardır tiyatro uzun yıllardır yapmadım. Oradan geliyorsunuz ama. Kökenim orası, evet. Yani eski memurum, öyle diyeyim. Şu anda memurluğumuz yok, sadece öyle. Aslında oyunculara memur denmiyor da ya, daha çok deniyor ki ne iş olsa yaparız. Yaparız. Onun için yani bir meslek seçmek yerine oyunculuğu seçtiğiniz zaman her meslekte iyi. Tabii her şeyi ifa etmiş oluyorsunuz yani. Şimdi bir sanat yaşamınız var, hayat yolculuğunuza bakarsak. Bir de normal yolculuklarınız var. Genellikle gurbetçi ailelerin çocukları daha gezgin, daha macera perest oluyor. Sizde de o ruhu görüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yok, doğru diyorsunuz. Ama hiç bununla mı alakalı diye düşünmedim aklım. Gurbetçilikle mi alakalı diye. Ama biraz gezgin olduğumu söyleyebilirim. Bu anlamda çok meraklıyımdır. Ama sırtıma çantamı alayım, yürüyerek dolaşayım derdindeyimdir. Peki ilk yolculuğunuz dersem, ya herhalde Türkiye-Almanya arasında bir seyahatti. Evet. Oradan ama renkli bir şeyler çıkacak diye umuyorum. Evet. Ya ben Almanya'da büyüdüm, sürekli Türkiye'ye gittik geldik işte 9 sene boyunca, ama ben hiç uçakla Türkiye'ye gitmedim. Çünkü o sizin o dönemlerde karayolu çok popülerdi. Aynen aynen. Evet. İşte o eski Vosfos minibüslerden alınır. O arka taraflar yatak haline getirilir. Bayılıyordum ona yani. Sabahın 4'ünde yola çıkılıyor. Yugoslavya üzerinden. O ne yollardı öyle 3 gün 4 gün süren ama inanılmaz keyifli yolculuklar. Tabii çocukluğuma dair en güzel anılarım o yolculuktadır. Fakat her zaman da ya bir uçakla gitsek ukdesi var içimde. Ta ki 96'ya kadar ben uçağa binmedim. Mehmet Emir Bey, istediğiniz dosyaları getirdim. Sağ ol canım. Gel otur bakayım sen de şöyle. Gel. Biraz konuşalım. Şimdi ben dün gece annenin baskısına şahit oldum. Senin de ateşi nasıl savunduğunu gördüm. Seninle gurur duydum. 96'da ben Hacettepe Devlet Konservatuvarı'ndaydım. O zaman böyle bir ki 9 yaşından 96'ya kadar yani 81-82'den itibaren diyeyim. 96'ya kadar hiç Almanya'ya tekrar gitme şansım olmamıştı. Tabii aklımda hep o Almanya'ya dair çocukluğum, o anılar. Ben onu diyecektim. Öyle bir özlem oluşmadı mı? Olmaz mı? Rüyalarınızda zaten sürekli. Evet. 96'da nasip oldu. Ben kendimce okulu bıraktım. Almanya'ya gideceğim. Almanya'da çalışacağım. Tekrar orada yaşayacağım diye büyük bir küskünlük duyuyorum. Türkiye'de yaşadıklarıma dair. 96'da gittim. Dersimi aldım. Geri döndüm. Nasıl bir ders? İlk uçak yolculuğu. İlk uçak yolculuğunu o zaman mı yaptınız? İlk uçak yolculuğumu yani o zaman yaptım. Buradan Almanya'ya uçakta gittiniz. Evet, evet. 96. Bir uçak tipi falan merak eder misiniz? Nasıl bir uçağa bindiniz? Modeli? Model olarak değil. Biz çocukken, Almanya'dayken özellikle abimlerle beraber hep model uçak yapardık. Büyük bir merakımız var. Yani o odaya girdiğimizde işte iplerle tavanda asılı olan model uçaklarımız var. Türkiye'de daha o zaman o model uçak anlayışı yoktu. Yok, bildiğim doğru kadarıyla. O zaman biz bütün uçakları bilirdik. Savaş uçaklarını özellikle. Yani 1800'lerden itibaren gelen bütün uçak modellerinin kimliğine haiziz, öyle diyeyim yani. Peki özel kendinize ait yani böyle bir yolculuk, seyahat planlarınız oluyor mu? Böyle kafayı rahatlatayım. Benim kendimi rahatlattığım yolculuklar işte ben sonrasında bu son yıllarda yaptığım doğu tarafına giderdim. Yani önce işte Diyarbakır, Mardin, Urfa, oraya uçakla gider. Ondan sonra yolculuğuma yürüyüşle devam ederim. Haftalarca süren yürüyüşten bahsediyorum genelde. Sonra sınırları biraz büyütmeye başladık. Hani Suriye olsun, Beyrut olsun, yine o doğu buradan 5-6 yıl önce olanlar rahattı tabii. O zamanlar rahattı, evet. Yani şimdi biraz yine kassak Beyrut yapabiliyoruz da artık diğer bölgeler maalesef çok
uygun değil. Nasıl bir yürüyüş planı bu? Yani trekking gibi falan değil. Daha planlı hesaplı değil. Planlı hesaplı değil. Yani şuradan şuraya giderim. Hani haritayı alırsın, noktalar işaretlersin. Değil. Ya işte uçakla doğuya gittim. Çantamı aldım. Ben rastgele bir köye gireyim. Oradan devam edeyim. Hadi şu dağı bir aşayım. Şu dağın arkasında ne var bakalım. Ya şu kanyona bir ineyim bakalım. Şu kanyondan nereye çıkarım? Erzağımı falan alıp. Hı hı. Badireler atlattığım da oldu tabii ki. Herhalde yaşadığınız bir şeyler de var yani. Var, var. Nasıl diyeyim? Türkiye'ye giriş yapamadığım bir yolculuğum olmuştu mesela. Yani Suriye'ye girmeyi başarıp, pasaportumu kaybedip, sonrasında daha doğrusu çalınmıştı. Türkiye'ye giriş yapamadım. İllegal girmek zorunda kaldım. Mesela şeyde de onu yaşadım yine. Beyrut-Suriye arasındaki bir yolculukta beni... ben İlk Beyrut yolculuğumu yaptığımda Dışişleri Bakanlığı'nın bir nasıl diyeyim karşılaması vesilesiyle gittim oraya. Hiç pasaport kontrolüm yapılmadan Beyrut'a girmiş oldum ben havaalanından. Meğersem vizem ya da damgam neyse vurulmadığı için ben hadi oradan Suriye'ye gideyim aşamasında Suriye'de uzun bir süre alıkonuldum. Ya siz nasıl girdiniz Lübnan'a? Sizin damganız yok pasaportta. Hadi şimdi onu açıkla. Her konuda koşarcasına yazı döktüren kalem, aşk bahsine gelince çatlayıp çaresiz kalır. Aşkın tazeliği, gül bahçesindeki goncaların tazeliği gibidir. Tek bir nefes çektin mi, bütün vücudunu sarar. Hep yani yakın coğrafya, bu da mesela... Küresel, global anlamda baktığımızda merak ettiğiniz coğrafyalar daha çok doğu mu, batı mı? Ben daha çok Avrupa bu anlamda. Hani bu yakın doğu haricinde Avrupa gezme şansına sahip oldum. Ama maalesef hani uzak doğuyu çok isterdim. Kısmet olmadı. Bir Çin'e gideyim. Hani Tayland çok istiyorum. Peru, Nepal tarafları. Küba'yı çok istiyorum. Ama oralara henüz nasip olmadı. Şu işlerimiz, diziler bir otursun, belli olsun, evet. Bir aralar bir gelsin. Oralara da yazı ne yapıyorsunuz? Genellikle dizilere siz yazlara ara veriyorsunuz. Yazın benim tercih ettiğim şu son yıllarda artık tek bir yer var, Kaş. Kaş'ta, evim de var diyorsunuz. Kaş'ta köyde, evet evim sakin var. Sakin bir yerde, en çok dingin sakin. Yerlerden aynen. Birisi. Süleyman abi var, komşum hemen. O böyle bahçesinden getiriyor bana salatalıkları. Domatesleri, biberleri zaten benim bahçeye de ekti. Evet. Sağ yani tatil kavramı yani yaz orada oradan ibaret. Başka. Son yıllarda artık sadece o köyü arzu ediyorum. Ha işte tabii eşimin sadece oraya mahkum olmaması adına da işte bir haftalık bir yurt dışı yapıyoruz. Geçen sene bir İtalya'ya gidebildik. Positano, işte Napoli. Evet. O sahil şeridini gezecek şekilde bir yolculuk yaptık ama orada da anladık ki en güzel vatanın arkadaş. Seneler evvel şirketimizde çalışan bir adam vardı. Tayfun amca. Karısıyla birlikte öldürüldü. Katilleri bulunamadı. Şimdi bir de seyahate çıkanlar mesela bazıları için yolculuğun kendisi de önemlidir. Bazıları için ise gidilen yer önemlidir. O yolculuk nasıl geçti? Nasıl geçecek falan. Evet. Çok sizin için öyle bir ayrım söz konusu mu? Mesela havalimanında zaman ayırmışsınız. Oraya da işte terminalde gezmek, bilmiyorum alışveriş yapmak, uçakta ona göre bir hazırlığı veyahut da karayoluyla gidiyorsanız ona göre bir hazırlığınız, yolculuğa dair bir hazırlığınız olur mu? Yoksa hep hedefte gidilen yer mi vardır? Şimdi çok güzel bir soru. Mesela çok ciddi bir araba yolculuğu yapmadım ben. Hani şöyle bir hazırlayayım arabamı. Yine Kaş'a gitmişimdir en fazla bu anlamda tatil olarak arabayla. Araçla bir gezi ayarım var. Hazırlanayım. Aynen babamızın bizimle yaptığı gibi Almanya'dan. Neden Türkiye'ye? Yani o çantayı hazırlayışı, çantayı yerleştirişi, o çantaları bağlayışı, o hani bagajı oluşturması, o ara koltukları doldurup yatak haline getirmesi. Yani mekanı çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor çünkü. Her şeyi değerlendiriyorlardı. Hani ahd-i vefa mahiyetinde babamız, ailemiz bizi nasıl böyle gezdirebildiyse ben de vakit varken ailemi gezdirebileyim. İşte babamı, annemi alayım. Hadi babacığım köye gidelim.
Ben de o yolculuğu bir yapalım. Yapayım. Yani beraber bir yapalım. O hayalle böyle bir minibüs almıştım. Ama istediğim yolculukları yapmak nasip olmadı. Bir de son yıllarda böyle Balkan meraklıları var. Gidip gezerler. Bilmiyorum size de oldu mu? Bosna Hersek'ten, Üsküp'e, Makedonya, Arnavutluk, artık buraları sık sık gidenler oluyor. Yine çok güzel bir hatırlatma yapmış oldunuz. Bu anlamda bir yolculuğu da ben Selanik'e yaptım aracımla. Bir Selanik'e gidip gelmek nasip oldu. Hani ben de bir Trakya tarafını göreyim, oradan devam edeyim Selanik'e doğru. Selanik'in ötesine geçmedim. Bir aracınızla Bosna, mı gittiniz? Aracımla gitmiştim, evet. Evet. O minibüste gitmiştim. Bir Bosna, Saraybosna yapma isteğim var ki benim yengem, abimin eşi de Bosnalıdır, ailesi Bosna'da. Evet. Ama o... Çok da yakın yani, uçakta 2 saatlik bir mesafe. Aynen, oraya araçla gitmek isterim. O daha bambaşka bir şey. Açıkçası baharda yani. Onu baharda yapacaksınız. Değil mi? Süper, siz, evet. Siz tecrübeyle zaten bunu evet. biliyorsunuz anladığım kadarıyla. Şimdi bir de bize konuk olan misafirlerimizden gitmeyi düşündüğü bir yer varsa oraya gidip gelince anlatmasını istiyoruz. O zaman ben gidip geldiğimde arayacağım sizi. Evet. Ben gittim, gördüm, geliyorum diyeceğim. Böyle şunları yaşadım, bunları buradan gidişinizden dönüşünüze kadar notlarınızla birlikte sizi tamam. sözünü alalım. Tamam. Şimdiden. Söz. Evet. Söz. Güzel. Bir bari o zaman size sponsor olsanız o yolculukları. Madem öyle bir şey yapıyorsunuz. Sanatçılara diyorsun. Tabii canım. Niye? Bakalım. Güzel fikir. Bunu değerlendirmek lazım. Bakarız. Sinan Bey, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Size sanat yaşamınızda, sanat yolculuğunuzda başarılar diliyoruz. Efendim aynı şekilde size de o başarılar fazlasıyla gelsin.